Buradan soruyorum. Malum Genelkurmay Başkanı. Bir diğer şu anda tabii öldü Genelkurmay Başkanı. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde çıksınlar şunu söylesinler. Biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik. Bir de İlker Başbuğ sorular soruyor. Diyor ki sen FETÖ'yle niye mücadele etmedin? Senin döneminde kaç tane ihraç oldu? İlker Başbuğ adına cevap veriyorum. Senin döneminde kaç tane silahlı kuvvetlerden ihraç oldu? Cevap 32. Peki bu sorudan İlker Başbuğ'dan sonra görev yapan darbeye kadar ki Genelkurmay Başkanları niye muaf? Necdet Özel kaç tane oldu sen de söyle. Cevap veriyorum 0. Hulusi Akar, kahraman Hulusi Akar. Bak devletin başı bir soru soruyor. Döneminde kaç tane ihraç oldu? Cevap veriyorum 0. O Necdet Özel çok özel ilişkiler içinde olduğun Necdet Özel 0. Hulusi Akar 0. İlker Başbuğ 32, İlker Başbuğ yeterince FETÖ'cü ihraç etmedi. E seninki olanca FETÖ'cüyü terfi ettirdi ya, başa getirdi ya. Senin Genelkurmay Başkanın sonra apar topar takım elbiseyi çıkarttırıp, perde arkasında takım elbise kravat taktırıp karşımıza çıkardığın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili Genelkurmay Başkanı ve ilk Genelkurmay Başkanlığından bakan yapılmış kişisinin ihracı mihracı yok. O ihraç ettirmedi, o terfi ettirdi. Beraber yürüdüler o yollarda.